Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah subhanahu ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Nahnu naqussu ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad aleyhisselam, biz sizga Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz, va holanki bu qissalardan siz bexabarlardan edingiz deydi. Payg'ambarlar silsilasini o'qib o'rganishlikda bugun siz bilan biz ana Musa aleyhisselam va Davud aleyhissalomlarning o'rtasida bo'lgan bir muhim bosqichni marhalani o'tgan suhbatimizda gaplashgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomlarni qissalarini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan suhbatimizda mana Shamvel alayhissalom o'zlari Banu Isroilni o'zlaridan bo'lgan Tolutni podshoh qilib saylaganligi va u Tolut boshligidagi qo'shin Baytul Maqdisga kelganligi va 314 ta yoki 313 ta bo'lgan Banu Isroildan iborat qo'shin minglagan amaliqlarni yengganligiga guvoh bo'ldik. Va olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Alloh taolo o'zini nusratini, Alloh taolo o'zining madadini, yordamini shu madadga, nusratga loyiq bo'lgan bandalarga berar ekan, agar shu ularning soni oz bo'lsa ham. Mana aytdik, Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda ularning soni 600 ming kishidan iborat edi. 460 yil o'tdi. Yusha alayhissalom bilan Shamvel alayhissalom o'rtasida. Bu 460 yilda orasida Banu Isroilning adadi millionlagan kishilarga yetdi. Shu millionlagan kishilar o'zlarini payg'ambaridan bizga Baytul Maqdisni tortib qaytarib olishimiz uchun urushga boshlab boradigan bizga bir podshohni saylab ber deb so'rashdi. Alloh taolo ularga Tolutni podshoh qilib saylagandan keyin va ularga jihod farz qilingandan keyin millionlagan yahudlardan faqat 8 mingta kishigina Tolutga ergashlikka rozi bo'ldi. Alloh taolo eladi ularni. Bu 8 mingta kishi Urdun daryosiga kelgan paytda Alloh taolo yana bir imtihonga uchratdi. Mana shu daryodan bir hovuch suvdan oshichasini ichganlar ortiga qaytadi dedi. 8 mingtadan 314 ta yoki 313 ta odam qoldi. 313 ta odam Jolut, ana shu Amaliqlarning podshohi bo'lgan Jolut va uning qo'shiniga ro'bara bo'lgan paytida juda ko'pchiligi la taqatan al yawma bi Jolut va junudi. Bugun Jolut va uning qo'shiniga qarshi turishlikka bizda hech qanday taqat yo'q deyshtdi. Ana shu 314 ta odamning ichidan ham odamlar uje elanishni boshladi. Va qalbida iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga haqiqiy tavakkul qilgan bir qancha kishilar bor ediki, ular aytishdi, qancha oz toifa jamoalar katta-katta qo'shinlarni yenggan Allohning izli bilan. G'alaba sonni, tayyorgarlikni kattaligi bilan bo'lmaydi. G'alaba Allohning nusrati bilan, Alloh taolaning madadi bilan bo'ladi. Va sobit qilib turishdi, sobit turishdi. Va ko'rdik, Jolut muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishlikka birorta bir Banu Isroildan birinchi chiqishni talab qilganda hech kim chiqmadi. Yana elanyapti ularni qatorlari. Shunda Tolut kim bu bilan chiqib urushadigan bo'lsa, albatta mendan keyin podshoh bo'ladi. Qizimni unga beraman, mendan keyin mana shu Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ladi deganda 16 yoshli yigit chiqdi. Milliondan 8 mingta. 8 mingtadan 314 ta. 314 tadan bir 10 ta tizzasi qoldiramaganlar. Endi ana shu 10 tadan bitta chiqdi birodarlar. Ana shu bitta odam Allohning g'alabasiga haqli edi. Alloh taolo unga yordam berishligiga loyiq ediki, 3 dona toshni aylantirib otib qo'yganda, ana shu jussasi katta bo'lgan Jolut bir zarba bilan yerga mayit bo'lib tushdi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligi, Alloh taolaning yordami bandalari shu yordamga loyiq bo'lgan kuni kelar ekan. U ana shu 16 yoshli yigit bu Davud alayhissalom edi. Mana Alloh taoloning izni bilan fahazamuhum bi iznillah dedi Alloh taolo, Allohning izni bilan ular ana shu amaliqlarni mag'lub qilishdi va Baytul Maqdisni qaytarib olishdi. Ana shu va'da qilingandek Tolut vafot etgandan keyin Davud alayhissalom
Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ldi. Va Alloh taolo kishini payg'ambar qilib tanladi. Yusha ibn Nundan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Yusha alayhissalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Keyinchalik uni Banu Isroil bo'lishib o'rganadi. Lavi ibn Yaqubning bolalarida payg'ambarlik, Yahuda ibn Yaqubning bolalarida podshohlik bo'lib bo'linib qolgan edi. 460 yildan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik bitta kishining qo'lida Alloh taolo jamlab berdi. Davud ibn Ayşa, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Muorif aytadi, Davud alayhissalom pastay bo'ylik, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak, qalbi toza edi. Qaray, bu o'zi amaliqlar katta edi. Bu Banu Isroil kichkina edi jussasi. Yana bu ularning ichidagi yana ham kichkinaroq edi. Demak, jussani kattaligi tayyorgarligi, qattiqligi bilan emas, Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi g'alaba. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur deb nomlanuvchi sahifalarni nozil qildi. Va atayna Davuda Zabura. Biz Davudga Zaburni ato etdik. Rivoyatlarda keladi, yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng go'zal ovoz egasi bu Davud alayhissalom. U kishidan keyin hech kimga bu ovoz berilgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu Qur'on o'qib turganlarini eshitdi-da Abu Musoning ovozi nihoyatda go'zal edi. Laqad utiya Abu Musa min mazamiri Davud. Dar haqiqat Abu Musoga Davudga berilgan ovozni bir qismigina berildi xolos deyildi. Hozirgi zamonda qanaqa chiroyli ovoz egalari bor, qanday bir qoriylar bor. Lekin ulardagi Abu Musoga Davud alayhissalomda bir mizmor berilgan bo'lsa, bularga nima berilgan? Endi shu Davudni o'zini egasi bo'lgan Davud alayhissalom qanday bir chiroyli ovoz egasi bo'lgan? Davud alayhissalom Zaburni tilovat qilganlarida qilgan paytida tog'lar jo'r bo'lar edi. Qushlar havoda uchib turgan qushlar to'xtab turib, Davud alayhissalomning tilovatiga quloq solardi. Alloh taolo Qur'onni marhamat qiladi. Ya jibalu awibi ma'hu wat-toyr. Va sahharna ma'a Davud al-jibala yusabbihna wat-toyr va kunna fa'ilin. Odamlar Davud alayhissalomning mo'jizalariga guvoh bo'lib turishdi. Inna sahharna al-jibala ma'hu yusabbihna bil-ashiy wal-ishroq wat-toyra mahshuratan kullahu awwab. Davud alayhissalomga Alloh taolo juda ko'p mo'jizalarni ato etdi. Ulardan biri va alanna lahul hadid. Biz loy bilan, sham bilan, yumshoq narsa bilan qanday muomalada bo'lsak, Davud alayhissalom temir bilan shunday muomalada bo'ldi. Davud alayhissalomni mana temir ishi bilan shug'ullangan deb aytamiz. Davud alayhissalom temirni bir shaklga keltirishi uchun bolg'a yoki o't kerak bo'lgan emas. Shunday temirni olgan, biz loyni qanday ezib xohlagan shaklimizga keltirsak, qo'li bilan shunday shaklga keltirgan. Dalil va alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik deydi Alloh taolo. Davud alayhissalom davridagi bo'ladigan urushlarda askarlar o'zlarining ustlariga sovutlar ilishar edi. Ya'ni u sovut deganda nima tushunamiz? Katta-katta temir parchalari bo'lardi, insonni oldi va orqasini yopishligi uchun ko'kragiga, orqasiga yelkasi orqali ilib qo'yilardi. Bu ham og'ir edi, ham noqul edi. Lekin Davud alayhissalom mana shu savutlarni yangi turini ixtiro qildi. Ani amal sabiqo ani amal sabiqati va qaddir fissab va amalu asoliha inni bima ta'maluna basir. Halqalarni yasadi, halqalarni bir-biriga kirishtirib chiqdi. To'qib chiqdi. Bu bir vaqtda o'zida quli edi, egiluvchan edi va shu vaqtda o'zida yengil edi va mustahkam edi. Alloh taolo o'rgatdi bu narsani. Demak, temirchilikni mana shu kundan boshlab rivojlangan deydigan bo'lsak, demak, temirchilikni rivojlanishiga birinchi qadamni qo'ygan kishi bu Davud alayhissalom bo'ladi. Shuning uchun din u orqada qolgan, yo'q, unaqa emas akalar. Din dunyo ilmini o'rganishlikka buyuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma valo bisin. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi. Xitoyda dini bilim bo'lmaydi. Xitoyda dunyoviy ilm bo'ladi. Rasululloh buyuryaptimi? Demak, dunyoviy ilmlarni o'rganishlik ham siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Bir paytlar bizi ota-bobolarimiz bu hadislarda yaxshi tushunganligidan bu algebrasi bo'ladimi, tabobati bo'ladimi, fizikasi bo'ladimi, astronomiyasi bo'ladimi, cho'qqilarga chiqqan. Hozirgi kundagi meditsina yoki algebra yoki astronomiyasi bizi ota-bobolarimizni qoldirib ketgan merosning ustiga qurilgan emasmi?
Biz ilimdagina faqat dini ilimni tushunamiz. Ha, o'qib nima bo'lardi? Undan ko'ra bitta hunarni qilsin. Rahmat, hunarni ham qilsin. Lekin undan biroq Rasululloh nima deyapti? Ilm o'rgansin deyapti. Kimga Alloh taolo ilm o'qishlikka iqtidor beradi, kimda bo'lmaydi. Iqtidori bor odam ilm o'rganishli kerak birodarlar. Chunki ikkita qo'li bor odam qo'li bilan yaxshilik qilishlikka buyurilgan bo'ladi, ikkita qo'li yo'q odam bu narsa yelkasidan soqitib olgan bo'ladi. Demak, bir odamda ilm o'qishlikka zehni, farosati, qobiliyati bo'lsa, javob beradi bu narsani o'rnida sarqimaganiga. Bir odamda bu zehni, farosat bo'lmasa, unaqa savol unga berilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizdan o'qishlikka layoqati borlarini dunyoviy ilmlarda o'qishlikka ham rag'batlantiraylik birodarlar. Orqada qolib yuravermasdan. Biz ota bobolarimiz falonchilar, falonchilar, pog'onchilar deb turib maqtanishni bilamiz, lekin ular qilayotgan ishni davom etkaza olmayapmiz. Ular qachon o'sha falonchi pog'onchi bo'ldi? Qachon ular dunyoga tanildi? Qachon yer yuziga ustoz bo'ldi? Islom dinini mahkam ushlagan paytda. Va qachon xor bo'ldi? Qachon arabani orqasida qolib ketdi? Oxirgi arabasi g'ildiragi bo'lib, dinini esdan chiqargandan keyin. Demak, birodarlar, islomda mana dunyoda ishi, moddiy ishi deyilmaydi. Musulmonlarda uyqusi ham din. Yurishi ham deng, tijorati ham deng. Ajrata bo'lmaydi mo dunyoviy ish, mo uxroviy ishdi. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituqsinakum min ba'sikum. Demak, insoniyatni mana shu taraqqiyotida payg'ambarlarning ham o'rni bo'lgan albatta. Wa shadadna mulkahu wa ataynahu al-hikmata va fasl al-khitob. Biz uni mulkini mustahkam qildik va faslul xitobni berdik. Hikmat bu yerda ilm, faslul xitob adolat bilan hukm yuritishlik. Davud alayhissalom ham podshoh edi, ham qozi edi, ham nabiy edi. Subhanalloh. Bu narsa bu ajib narsada. Hukm chiqaradigan qozi ham o'zi, shariat yurgizadigan payg'ambar ham o'zi, shu hukmni ijro qiladigan podshoh ham o'zi. Ya'ni hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bitta davlat, bitta ummat, bir payg'ambar, bir podshoh, bir qozining qo'l ostida jamlandi. Davud alayhissalom o'zini kunini bir necha soatlarga bo'lgan edi. Kunini bir qismini podshohlik ishlariga, bir qismini qozilik ishlariga, tunini esa qasrga kirib ibodat qilishlikka ajratgan edi. Ana shu tunlarda Allohga ibodat qilish uchun qasr eshigini yopib, ibodatga kirib ketganda hech kim kirmas edi. Mana shu tunlarning birida Davud alayhissalomni oldiga eshiklarni bekiliga qaramasdan, devorlarni balandligiga qaramasdan ikkita odam kirib kelishadi. Davud alayhissalom cho'chib ketadi ulardan. Ya'ni devorlar baland bo'lsa, eshiklar yopiq bo'lsa, qayoqdan keldi bular? Izdahalu alayhi ala Davud fa fazi'a minhum qalu la takhaf hasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqqi wa la tushrid wahdina ila sawa'is sirat. Cho'chimagin deydi. Hasman, ya'ni kelisha olmay qoltamizda bir ish chiqib qoldi, shuni hal qilib qo'ygin. O'rtamizda adolat bilan hukm qilishing uchun seni oldinga keldik deydi. Inna hada akhilahu 99 najatan wa liya najatun wahida faqala akfinniha wa azzani fil hitob. Nima mushkullar bor deyildi? Aytildiki, bu dedi, meni dedi, qo'shnim dedi. 99 ta qo'y bor edi buni dedi. Meni bitta qo'yim bor edi. U ham bitta qo'yini boq, men bitta qo'yimni boqqani chiqqanda bu ham 99 ta qo'yini haydab chiqaradi. Yine aytdi ki, bitta qo'yinida og'ri bo'lib yurasanmi? Meni qo'yimga qo'shib qo'y, men ham haydab boqib beraman dedi. Rozi bo'lib berganimdan keyin qaytarib olmoqchi bo'lgan paytimda seni menda hech qanday qo'yin yo'q dedi. Hukm qilib ber dedi. Davud alayhissalom nima dedi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum. Husayinga dedi zulm qilib qo'yibdi dedi. 99 ta qo'y bo'lib turib bitta qo'yini tortib olgan bo'lsa zulm qilib qo'yibdi dedi. Albatta sheriklar juda ko'pchilik edi. Bir-biriga zulm qiladi, bir-biriga xiyonat qiladi. Lekin iymon keltirganlar unday qilishmaydi. Lekin bunaqalar oz dedi. Juda zo'r o'zimizda so'zimiz bor. Sherilik. Ne? Yemas. Hadislarda keladi birodarlar. Bu ba'zi bizni hayotda ishlatib maqol bo'lib qolgan so'zlarimizni islom degan oyat hadisiga ramkaga solib ko'raylik-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Ikkita odam sherik bo'lsa, bir-biriga xiyonat qilmasa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyapti-yu.
Her gün işlep gelirken, hayatımızda kündük öreyken, işleyirken makal gişenemiz mi? Ya peygamberimiz bir yarım yıl buna atıp koyarken hadis gişenemiz mi? Bana şu yada bizi kimliğimiz bilin orada. Şehirde anakana anaka yemeydi. İkide şehirde birbirine hayat kılmazsan, pakize halatta muamara kısa, şehrin ki örümeyip ki 50 son sak koyduk, şap koysa, ama kadınken oturup da 100 son geldim diye ben de durup 50 son versen 100 son dök koysa, şehirde görmeydi. Eğer şunu kısa, Allah da Allah çıkıp getirdi, üçüncü şehirde şeytan buladı. Eğer ikide şehirde halal olsa, üçüncü şehirde Allah buladı değil yaptı hadislerde. Rivacı, barakatı, hıfzı, himayası, Allah'ı zınmaz ki değil yaptı diyor. Ne demek ki bizi şehirlerimiz hiç? Ne, hoşça kası çıkmıyordu. Demek Allah, ayet yaptı mı adı? Cüde köp şehirler birbirine zulüm kıladı diye yaptı. Demek o şu köpçülüğü dişinden ekenmiz bize. Lakin iman kildirgeni bunda yakınıydı. Lakin buna kadar ağız diye yaptı Allah da Allah. Makalda alamız mı, hadis alamız mı buradalar? Yani bu şehirlik işi, rivaclanma geldi ki netçe yüz yıllardan beri böyle yaptı ki makal suratı getirip götürdü bizge. Var buradalar hayatta şerif olup, halal pakin işler, ömrünü ahlı geçe şerif olup, bereket yapkenler var. Bitti, öz işi zulmettim, şerif olayım da, Allah üçüncü şerif olayım ben de vada kılı yaptı. Öz işi zulmese şerif olayan için yürüdü. Lakin bizde hıyanat kıladığınlar, köp bir gücün, çenge çıkmıyor dakiler. Ben de 5 yıldan beri şerif olup, işi düşmüyorken olsa, ya sizde ya şerifizde ayıp. Bu mahalde küçülüğü gidemez bu. Subhanallah bu dinimiz Allah'a hakikaten rahmet eken de bizge. Bir oğru ceza oğullu kılıp kolunu çapken de Allah onge rahmet eken için çapı yaptıken. Bir yigit zinakı gende derre yiyken de onge rahmet eken için derre buna uğru yaptı. Çünkü keyin kımasın, dünyada kutulmasın cezadan, cehennemge düşmesin değil yaptı. Hatta ki subhanallah bu zina kılıp taş buran buluyorken ayol mu erkeği mi taş buran buluyorken de onge rahmi kegen için İslam'ın taş buran kılı yaptı. Çünkü dünyada tazalanıp gelsin ahiret yakamasın. Şunu değil misin buralarlar? Şunu bir dinimiz hatta bana şunu bir hoca talayı kaysa ayağı bulan kirip kaysa ayağı bulan çıkıp geçişi doğru yaptı. Şunu meydan masalara geçiş örgütkenken dinimiz. Şehirli ticaret örgütmeken değiliz mi? Örgütken fakat biz dinimizden uzaklığımız için bu masalarda bulamayız. Hayatta kareler de şerif olup halal boyanlarda roş topekenlerini köreser inşallah. Var buna kadar. Ve aleylüm mahkum diye yaptı Allah. Lakin köpbaz. Şu bitti mahalli ki kitabı seyirse gerek. Davud Aleyhisselam senge zulüm koyup da bu şerifin dedi. Davud Aleyhisselam hata konuşuyordu. İkincisini gapını işitmedi. İkinci kez ki Davud dedi. Şaşırmayın dedi. Sen beni işitmedin ya hali dedi. Resulullah s.a.v'nin hadislerdekilerde eğer bir kişi siz kazı bulsayız bir de közü oyulup kese beni közümü falancı oyu aldı dese nereki adam üstünden hüküm çıkarmayın uyan kesen dedi. İhtimal onu iki ay közü oyulgendir dedi. Davud aleyhisselam hükümden ne kıldı? Şaşırıp koydu. Davud şaşırma beni hem işitkin de baktı. وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ Davud biz onu imtihan gibi üretkenliğimizi bildi. Hatasını düşündü, istiğfar etti, parvadigarıya kaydı. Elbette parvadigar onun hatasını geçirdi. Salih kişilerini ahlak düşündüyken, bir günah sadır bugün de elbette parvadigarıya kaydı, istiğfar sorarken. فَخَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَابَ Mana şu 99'da hakkında ketken de bazı bir kitaplarda onu kiyen ayet koyarıyorduk. Rivayetler kegenekken bu albatta hata. Davud'un da 99'da hatını bağırdı. Yani neymiş? Bir komandanı bağırdı koruda. Onun hatınına hayata çırağıyla gidi. Öşe çırağıyla hatınına koruyla kirişik için hala komandandı. Her yerlere vuruşka cönete uğrardı. Bir ölüp getirdi. Lekin her sefer galabalardan kela olurken de ahire Davud peygamber özü öldürüp yine hatını üylendirken şöyle bir natoğru sözlerden borarken. Adli bir mumun adam Allah'ın peygamberi hakkında bunu yaptı, yapış mümkün mesela yine yakışı şunu yeterdi. Şunu demez mi? Bu yerde koylar hakkında keti yaptı ya. Necedi yaptı Allah-u Teala Kur'an'da. Necedi sağlık koy etinin adı. Tora şahiler ayarlı ahuge, kiyik yokşatadı lekin koy yokşat mıydı hiç kim ayarlı bir şey?
Ya Davud inna ce'alnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bil haqqi ve la tettebil hava fe yudilleke an sabilillah innellezine yudillune an sabilillahi lehum azabun şedidun bima nasav yevmel hisab. Davud Aleyhisselam 100 yaşa kirgende vefat etti. Bana kıssana bağışıda geplaşkenimiz esirlerde olsa Adam Aleyhisselam'ın ümürtkasıdan Allah Ta'ala kıyamet geçe yaşaydıgan adamlarda ruhunu yaratkeni de Adam Aleyhisselam'a ular kürsatılındı. Ve ana şu ruhlardan bittesinin peşenesindeki nuru Adam Aleyhisselam'ın hatta bir hayran kaldırdı da sonradı Adam Aleyhisselam. Parvardigar bu kim? Bu da Allah Ta'ala ahir zamanda keladigan farzandlarizdan Davud isimli farzandiz dedi. Parvardigar bunu ömrü kança degende 60 yıl dedi. Zid min umri 40 sene. Benim ömrümden 40 yıl koşup koyayım ki Parvardigar dedi. Allah Ta'ala da kudreti de. Hani Davud Aleyhisselam zavrını ahir zamanda yeneken. Ondan beri anca ötüp etti yok. Onda yakın kop, akala bizi kızgı bulmasın kaçan buluştaki katta kıyamette. Her bitti adamda canına çıkışlıyor halkımı da. Onun için kıyamette başına gelmek için demez mi? Onun üstüge Allah-u Teala kıyamette kattasını yaman adamlar üstüde kayın kıladı. Onu körsetmeye koyursun. Hadislerdekilerde kıyamet yaman adamlar üstüde kayın kıladı dedi. Hadislerdekilerde Davud Aleyhisselam'ın hayatta ayarlarına gayur boyan kişi boyan. Yani gayurlik bu bizim tilda rash deb qo'yiladi. O'zini, ahli ayolini, onasini, opa-singlini, xotinini, singlisini, qizini begona nomahram ko'zlardan ehtiyot qilishlik, qizg'anishlik bu. Mana shu zamonamizda mana shu sifat ham kamayib ketayotgan sifatlardan bo'lib qolyapti. Biram-biram namozxon hojaka akalarimiz bor. Qizlarini, ayollarini, kelinlarini tashqarida ko'chada qanday kiyim kiyib yurganligiga e'tibor bermaydi. Masjidga kirgan do'p kiymayotgan yoshlarga tosh otib ular bilan urushlikka ahli yetadi, lekin qizlarini ishtonsiz ko'cha chiqib ketayotganini nazar qilib e'tibor qilmaydi. Jannatda ish yozib qo'yilgan deyiladi hadislarda, sen dayyuslarga haromsan deb. Birodarlar, har bitta musulmon o'ziga javob beradi, qo'l ostidagi oilasiga javob beradi, tashqariga javob bermaydi. O'zi shunga javob bermasa ham katta ish qilgan bo'ladi umrining oxirigacha. Siz qo'shni bolangizni do'p kiymaganligi, qo'shni bolangizni bir kamchilik uchun siz javobgar bo'lmaysiz. Siz xotiningizga, qizingizga, singlingizga, keliningizga javobgar bo'lasiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum naro degan. O'zingizlarni va oilalaringizni jahannamdan saqlanglar degan. Qizlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga e'tibor berib qo'yaylik birodarlar. Dayus deylar buni odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib odamlarni dunyo qarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Hiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh, Hadija onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu o'yda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa Hadija onamiz ko'rmaydi. Hadija onamiz shuni boshiga ro'mol olib tashar ekan. Boshini yalang bosh qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldiganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turarardi, shayton bo'lganda deydi. Boshidagi ro'mol olib qo'yganda farishta chiqib ketgan ekan Rasululloh xonadonidan. Birodarlar, jichi fikr qiladi shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sh kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Yana do'p kiymasan deb urushamiz, yon boshimizda yosh bolalar bilan. Xo'p, mavzudan chiqib ketmaylik. Ana shu Davud Aleyhisselamga aytdik, mana g'ayur bo'lgan dedik. Ayollar uchun alohida ajratgan qasr bor edi. Bu qasrda Davud Aleyhisselam chiqib ketganda eshiklarni taqa-taqa bekitib chiqib ketardi, birorta begona odam ko'rmasin ham bu qasrning ichida nima borligini. Ana shu kunlarda birida qasrda sahnasida bir begona erkak kishini turganligini ayollar ko'rib qoladida, kim bu? Qanday qilib kirib qoldi bu yerga? Agar Davud ko'rib qoladigan bo'lsa, albatta uni o'ldirib qo'yadi. Davud Aleyhisselam buni xabar topib tez yetib keldida, hali kishiga qarab turib kimsan dedi. Qanday qilib devordan oshib o'tding? Hali kishi javob berdi, ana man la yaqifu amamahu hajis. Men unaqa devor to'sib qoladigan odam emasman. Ha, unda siz o'lim parishtasi ekansiz, jonimni oling dedi. Shunda yoshi 100 ga kirgan edi Davud Aleyhisselamda. Boshqa hadislarda keladi, ana allazi la ahabul muluk va umbala umna min al hijab.
Men podshohlardan qo'rqadigan, devorlardan o'tolmay qoladigan zot emasman dedi. Ya'ni men hech kimdan qo'rqmayman dedi. Meni hech narsa to'sib qola olmaydi dedi. Hech qaysi payg'ambarning joni o'zini roziligi olinmasdan turib olingan emas. Davud alayhisalom shart ketdi nariga dunyoga. O'tgan safar gaplashdik. Muso alayhisalomga qo'lingizni sigir ustiga qo'yin deyildi. Har bitta tukiga 1 yil umr kechirasiz dedi. Keyinchi dedi, keyin baribir joningiz olinadi dedi. Unda ketaverdim hozir dedi. Musofir bo'linglar degan payg'ambarimiz. Yo'lovchini singar yashaylar deganmi? Shu narsani bir takrorlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Davud alayhisalom yuvib kafanlanib bo'lingach u kishini janozasini o'qigani kelgan odamlarning ko'pligidan va issiqda qattiqligidan salqinga muhtoj bo'lishdi. Sulaymon alayhisalom qushlarga buyurdi: "Adilla ala Davud. Davud va uning janozasi kelganlar ustiga salqin qilinglar" dedi. Juda ko'p qushlar atrofdan to'planib ustlarida qanotlarini qoqib turishdi, salqin bo'ldi. Mana endi Sulaymon alayhisalom qissasiga o'tamiz shu yerda. Qushlarning ko'pligidan havo yetishmay qoldi. Salqin bo'ldi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda kelar ekan, "Iqbidi janahan" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sulaymon qushlarga buyurdi, "Bitta qanotingizni ushlanglar" dedi. Abu Hurayra dedi, "Rasululloh qushlarni qanday harakat qilganligini ko'rsatib, bir qo'lini ushlab, ikkinchisini harakatlantirib turdi" deydi. Bir qanotda turgan qushlar deyilyapti. Bu isnodi qoviy bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Ahmadni hadislarda keltirilgan. Davud alayhisalomni Sulaymon alayhisalom Baytul Maqdisga ko'mdi. Davud alayhisalomdan keyin taxtni, mulkni Sulaymon alayhisalom egalladi. Sulaymon alayhisalom. U kishi Davud alayhisalomning katta farzandlaridan emas edi. Katta o'g'illardan emas, lekin Alloh taolo u kishini payg'ambar va podshoh bo'ligini ixtiyor qildi. Va varisa Sulaymonu Davud. Davudni Sulaymon alayhisalom vorisi bo'ldi. Sulaymon alayhisalom haqida gapiradigan bo'lsak, Sulaymon alayhisalomdan avval ham, Sulaymon alayhisalomdan keyin ham u kishidek buyuk podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Mana u kishiga Alloh taolo qanday in'omlarni berganligini essak, yer yuzida turgan har qanday bir podshoh, har qanday boy, har qanday mulkdor uni saltanati, uni mulkini oldida hech narsaga ega emasligini tushunamiz. Va qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat toir. Ey insonlar, bizga qushlarning tilini bilishlik berildi dedi. Sulaymon alayhisalom qushlarning tilini bilar edi. Agar bir insonda bitta shu hunari bo'lsa, qanaqa aziz bo'lib ketadi yer yuzida, shunday emasmi? Bu ertakka o'xshaydi hozir aytiladigan narsalar, lekin biz iymon keltiramiz. Kofir bo'lamiz agar iymon keltirmasak, chunki Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimida aytayapti bu berilgan narsalarini. Va utina min kulli shay. U kishiga berilgan narsa u kishidan avval ham birovga berilgan emas, u kishidan keyin ham hech kimga berilmaydi. Inna hada lahu fazlul mubin. Albatta bu ochiq Alloh taolaning fazlidir. U kishiga berilgan narsalardan qushlarni tilini bilishlik va hech qachon jinlar Sulaymon alayhisalomdan boshqaga bo'yinsungan emas va bo'yinsunmaydi ham. Va shayatina kullu bannas bannayun va ghawwas va akharina muqarranina fil asfat. Suvga sho'ng'uvchi va quruvchi bo'lgan jinlar xizmati deydi. Birodarlar, jinlar haqida ko'p gapiramiz. Bir og'iz gap. Sulaymon alayhisalomda nima xizmati bo'lsa, jinlar qilgan ekan. Uyquradimi? Ovqat pishiradimi? Urushadimi? Nima ish qilish kerak bo'lsa, jinlar xizmati bo'lgan. Shu gapni o'zi hamma narsani yoqib tashlaydi o'zi. Bu oyatdan mana jinlar ham ummat, bizga o'xshagan xalq, erkak ayoli bo'lishi, musulmon kofir bo'lishi, har xil hunar egalari bor ekanligini tushunsak bo'ladi. Sulaymon alayhisalomga agar itoat qilishdan bosh tortsa, Alloh taolo ularni azoblashlikka Sulaymon alayhisalomga imkon ham bergan bo'ladi, izn ham, qudrat ham bergan bo'ladi. Ikkitasini bir-biriga juft-juft qilib baylab azoblashlikni qudratini Alloh taolo bergan bo'ladi. Hada atoma famnun awamsik bighayri hisab. Biz Sulaymonga bergan atoyimiz edi bu. Azobladimi, kechiradimi, avf qiladimi? U Sulaymon alayhisalomga muboh edi. Xolaganini qilar edi. Shuni erkalatib qo'ygan Alloh taolo bu kishini.
Burada sen de kımıla var eliydi de, sen közler oğla şekerle girmeden körünü yaptı. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Süleyman Aleyhisselam ki itaatsizlik kısa, Süleyman Aleyhisselam bana ettik azablarıdır. Lekin bu asi bugenliği için dünyada özde kutulmaz bunlar. Dünyada hem azablanırdı, ahirete Allah'tan sayır cehennemi bile bunlar da azablayamandırdı. Demek Süleyman Aleyhisselam ki cinler Allah'tan korkanlı giden itaat kılışarıdır. Yani tamamı itaat bo'lgan, tamamı taslim bo'lgan. Hali noilojlikdan bo'lib turganda qilib qo'yib bo'lgan emas, qo'rqqanidan qilgan ular. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba va tamathila vazifan in kal javob va qudurun rosiyat. Sulaymon nimani xohlasa shuni bajarishar edi. Ular haykallarni ham yasab berar edi. Qasrlarni yasab berar edi va hovuzda keladigan qozonlarni yasashar edi ular. Bizning shariatimizda haykal yasashlik man qilingan, lekin Süleyman Aleyhisselam şariatıda haykel yasaşı mümkün bu yani. Cifanın kel cevap, kengilgi havuzdaki dişler ve kudurun vasiyat, onlardan kımlamayı duradırken bazı da kasır dekkeladırken katta kazanlar. Mana şu katta kazanlarda tagi ot yakıp cinler avukatı pişir aradı, adamlarge tarikat aradı. Burada da tasavvukul eliydi şunu. Adamlar avukat kılıp mehnat kılıp ağır oturmuşmaz idi. Hatta avukatını pişirip cinler akı verir idi. Bu Allah da Allah'a da Süleyman Aleyhisselam'a bergan fazl-i merhametiydi. Çünkü anti yapmaz. Hiç kimge Süleyman Aleyhisselam'dan ki bu mülk verilgenmez. Hakikaten şimdi farasızsız külgüs geledi de. Mazdayı bu. Yol tekizler şeremez, su aç şeremez, dengiz yaşayan olup almazge harap şeremez. Büyürse cinler kılı olurgen. En aşırı davrı yaşayan adamlar mazakı yenigen. Subhanallah. İ'mal ve alu davuda şükra ve qalilu min ibadiyya şakur. Dengizni tubidan oltin kerakmi, gavhar kerakmi, olmos kerakmi? G'avvos degan ana shu dengizga sho'ng'iydigan jinlarni turi aytilar ekan birodarlar. Mana endi insonlar qancha 2 kilometrga bordimi, 4 kilometrmi dengiz tubiga endi boryapti mana, ko'ryapmiz. Lekin ular jinlar ekanlar. Ularning nimalarga qodirligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga shamollarni bo'yinsindirib bergan edi. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ Qayerga xohlasa, Sulaymon alayhisalom qayerda buyursa, shamol bulutlar haydab borardi, aytgan joyga yog'mo yog' berardi. Bu ham ne'mat, ham qurol birodarlar. 2 kun yog'il osh yog'ib qo'ysa, 5 minut osh yog'ib qo'ysa, ana qolib ketar edi. Mana qolib ketar deymizmi? Shamol Sulaymon alayhisalomning xizmatida turgan, aytgan joyga yog'mo yog'dirgan. Şunu özü bosa bitti adamda. Dünyada yiyen azı adam şu olmaz mıydı? Yani onu fikri bırak, soplaşa aradız. Ha? Ma, dekonçiligimiz, ma, kuruluşumuz. Bu, fakat yomg'ir hayda edigen şamalar olmaz. Belki kattık esad edigen şamalar diyen Allah da Allah boyusundur bir gene de. Ve ila Süleyman ve ila ve li Süleyman arriha asifa tecri bi amrihi ilal ardillati barakna fiha ve kunna bi kulli şeyin alimin. Süleyman Aleyhisselam ana şu Baytul Makdis'ten turup şamollarni boshqarar edi. Bir eshitib qo'yishimiz oson bo'lyapti. Ozgina hazm qilib ko'raylik-da shu so'zni. Shamolda qayoqqa esishligi Süleyman Aleyhisselamning ixtiyorida edi. Esmay qo'ysa nima bo'ladi? Havo to'xtab qoladi, havolanishi. Nafas etmay bo'g'ilib o'lmaymizmi? Oshishi esib ketsa nima bo'ladi? Od qomini nima bo'lganligini ko'rdik. Mana shunday qudrat egasi edi. Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Duo qilgan, Parvardigor menga shunday bir mulk berginki, mendan keyin hech kimga bo'lmasin mulk degan edi. Sulaymon alayhisalom qo'shini bilan biror joyga borib jang qilishni xohlasa, biz mana plot deb qo'yamiz-ku. Dengizga yog'ochlarni g'o'lalar bir-biriga bog'lab, to'r bichiga bir maydon qilinadi, shu bilan dengizga suzib ketiladi. Mana shunda yog'ochdan iborat so'risi bor, juda katta maydon edi. Qo'shinni shu yog'och suziga chiqarardi, shamolga buyurardi. Akalar bu oyatlarda kelgan, bu haliga chigiz kitob emas. Voy, masalan juda ko'p kitoblar bor. Haliga odam alayhisalom Nuh alayhisalom kemani yasagan paytda bir odam bo'lgan, dunyoda suv olganda oshxonagacha kelgan, kemasini totib, bunaqa gap yo'q bu yerda. Bu oyat bilan sobit bo'lgan birodarlar. Shamol kelib, haligi flotni ko'tarar edi.
Bir oyda boradigan masofasiga bomdodda harakat qilsa, peshinga olib tushirib qo'yadi. Urushib, pachog'ini chiqarib, qaytib kelish kerak bo'lsa, peshinda o'tirsa, shomda olib kelib qo'yardi uyga. Rolls. Kimda bor mulk birodalar? Kimda bor? Kimda bo'lishi mumkin? Lekin Sulaymon alayhissalom shuncha mulkka ega bo'lib turib, shuncha narsaga ega bo'lib turib, o'zini podshohligi bilan, mulkdor, amaldorligi bilan emas, la ilaha illalloh degan kalimasi borligi bilan kelilgan ekan. Qancha podshohlar keldi undan keyin, qancha bir dunyoda titratgan jahongirlar keldi. Ular dunyoni ko'tadan quvgan bo'lsa, Sulaymon alayhissalomga ham yo'q chachib qo'lgan bo'lsa ham bu narsani hech narsaga olmadi. La ilaha illalloh eng katta ne'mat dedi. Sizlarda bor birodarlar. Chunki Fir'avn 100 yillik podshoh hayotini bitta kalimani aytuvdi, almashtirmoqda Alloh taolo. Almashtir, agar unga imkon berilsa, taklif qilardi bizga. 100 yil men onunga podshoh bo'lasam, faqat kalimani men aytaman dedi. U rozi bo'lardi. Chunki oqibatini ko'rdi nima bo'lganini. O'layotganda tush kalimani, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Al-an dedi, endi nima dedi? U kishiga berilgan mo'jizalardan yana biri va asanna lahu aynal qitr. Buloqdan nima chiqadi? Sulaymon alayhissalomga mis oqib chiqadigan buloq berildi. Suvdonligi mis oqib chiqarildi, birodarlar. Agar bitta shuni o'zi sizda bo'lsa yetadi o'zi. Xohlagan narsasini olib yasardi. Bu tugamas edi bu narsa. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Menga hech kimda bo'lmaydigan mulkni bering deganida Alloh taolo shart berdi. Mo'jiza ketidan mo'jiza. Sulaymon alayhissalom otlarni yaxshi ko'rardi. Wa wahabna li Davud Sulayman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Vaqtiki unga ana shu kechki paytda safinatul jiyad otlari ro'baro qilindi. Rivoyatlarda keladi. Sulaymon alayhissalomni ana shu jihodga tayyorlayotgan 20 mingta safinatul jiyad sifatida sortidagi oti bo'ladi. Bu shunaqa otiyanki, kuch quvvatga to'lgan, nohatta chiroylik, mana shu bitta qo'lini quvvati ko'pligidan bitta qo'lni yerga birish mashaqqa urib turadigan otlarni sorti bo'lgan ekan. Ana shu asr paytida Sulaymon alayhissalomda Zaburdan o'qilgan bir virdi vaqti bo'ladi kunlik, otlari bilan ovora bo'lib qolib ana shu kunni botganligini, virdi vaqti bo'lib qolganligini sezmasdan kun botib ketib qolganligini bilmay qoladi. Shunda ikki xil rivoyat bor. Hammasini olib kelib turib, hammasini bo'yniga, oyog'iga qilichni urib chiqdi deyiladi 20 mingtani. Boshqa rivoyatda hammasini bo'qata silab qo'ydi, siladi deb chalg'i qopgan degan ma'noda deydi. Ya'ni voz kechib yubordi deyapti birinchi rivoyatda. Allohning zikridan to'sdim shu narsa, 20 mingta bo'lsa ham chaqta shayapti. Chunki 20 mingta safinatul jihad otdan ko'ra bir kunlik virdi zaburi yaxshi deya, bir tilovat qiladigan kitobning vaqti shuni ajri kattaroq bo'ladi deyapti. Voshim qola keyin peshinda o'qiymiz deymiz-ku biz. Ha? Shomda o'qib olay avval taom. Lekin ikkinchi rivoyat to'g'riroq, ularni bir qator silab chiqdi bo'ynini deydi. Ya'ni senlar bilan ovora bo'lib qolgan degan ma'noda. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري ربي حتى تبارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, büyük mülk verilgan edi. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo uylanishiga ruxsat berdi. Mingta xotini bo'lgan, hadislarda keladi. Endi birodarlar, so'raganda Allohdan. Bu payg'ambarlarning xususiyati. Nima endi payg'ambarimiz 9 soatga uylanishga ruxsat berilgan. Bu payg'ambarimizning shaxsiyati, Alloh taoloning xohishi. U kallashtirilmaydi bu narsalar. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Sulaymon alayhissalom kunlarda birida bugun tunda 70 ta ayolim aylanib chiqaman. Ularda har bittasi bittadan o'g'il tug'adi va 70 ta o'g'lim Alloh yo'lida jihad qiladi dedi. Lekin inshaalloh deb qo'ymadi. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله تعالى شنو قوتي بيرغان دو кишига 70 тотидан бир ортаси туғмади.
Bitta xotini tug'di, ikkita qo'li, ikkita oyog'i yo'q, chalajon bir narsani tug'ib qo'ydi. Qaranglar, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'nnida takrorlanmasligi uchun jazoni berib qo'ymayaptimi? Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yahudiylar kelib, "Ey Muhammad, agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sen bizga uchta narsani aytib ber" dedi. "Ettaga kelinglar" dedi. Inshaalloh demaganda vahiy to'xtab qolib, payg'ambarimizga bu itob bo'lmadimi? İnşallah demeganligi uchun. Süleyman aleyhisselamdan bitta kalima yodidan ko'tarilib qolgan paytda 70 ta oxtindan bittasi ham tug'madi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar u inshaalloh deb qo'yganida, albatta niyatlari ro'yobga chiqqan bo'lardi" dedi. Demak, birodarlar, shundan keyin mana Ismoil alayhisalomga, "Men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim. Nima deysiz?" deb otasi so'raganda, "Inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz" dedi. Ya'ni puliga, olib qo'ygan narsasiga emas, o'zini ichidagi bo'lgan sifatni ham Allohga nisbatlab turib aytyapti. "Alloh bersa, ini sabr qilaman" deyapti. "Aniq men sizga beraman, aniq men o'rgatib qo'yaman, aniq men zana qilaman, mana qilaman." U o'zini ichidagi sifatga ham ishonmagan. Musulmon odam qo'rqoq bo'lib qoladi. Aytaymi mana qo'l? Bo'lmay qolsa-chi? Hali soat 1 larda boraman inshaalloh. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan badalar mana qilib jazolagan ekan. Muhammad aleyhisselam inshaalloh demaganda 15 gün yoki 6 oy vaqt to'xtab qolgan ekan. Süleyman aleyhisselam shuncha narsani olgan kishi bir marta inshaalloh demagan uchun 70 ta odamdan bittasi ham tug'magan ekan. Endi siz biz nima qilishimiz kerak? Inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak. 11-da to'y qilamiz. 12-da chaqiriq qilamiz. Qadam bilasiz, birodar. Demak, inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak ekan. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga hukm chiqarishlikda, qazo qilishlikda, ya'ni hukmni ijro qilishlikda bir adolatni ado etgan, hikmatni ado etgan edi. Va Davud va Sulaymon izhkumani fil harb. Davud va Sulaymon alayhissalom bir hukmni chiqarib turishgan edi. Ya'ni ikkita qo'shni bor edi. Bittasi cho'pon edi, bittasi dehqon edi. Dehqonda ikkinchi yeri bor edi, cho'ponda qo'ylari bor edi. Cho'pon har kuni o'rtasidagi bo'lgan bir to'siqni mahkam berkitar edi. Qo'y chiqib ketmasligi uchun tomonga. Tunlarda birida qo'ylar yaxshi bog'lanmaganligi uchun cho'ponda aybi bilan devor ochilib, kechasi bilan dehqonda ekin tikinini yo'q qilib tashlagan bo'ladi. Ikkalasi Davud alayhissalom oldiga keladi va buni hukm nima bo'ladi deb so'rashadi. Davud alayhissalom cho'pondan so'raganda cho'pon aybini bo'yniga oladi, qo'yni hammasini dehqonga hukm qilib beradi. Sulaymon alayhissalom tashqarida bo'ladi bu holatda, dehqon bilan cho'ponda chiqqanligini ko'rib turib, Davud alayhissalom qanday hukm chiqardi? Afonaqa hukm chiqardi. Yuringlar deb keladida, "Ey otajon" dedi, "Allohning payg'ambari" dedi. "Bundan yaxshiroq hukm qilmaymizmi?" dedi. "Qanday hukm qilamiz?" desa aytadiki, "Odobni qarang. Bo'lmabdi, bo'ldi, nima yapti? Bundan yaxshiroq hukm chiqarmaymizmi? Ana nima qilamiz? Qo'ydi, dehqonga beramiz. Yerni cho'ponga beramiz. Cho'pon yerni asli zo'r holatiga keltirguncha qo'ydan dehqon foydalanadi. Junini oladi, tuqqan bolasini oladi, sutini ichadi. Yer ana shu qo'ylar yeb tashlagan holatdagi ikkinchi holatga kelgandan keyin ikkala almashtirib oladi" dedi. Davud hukmi to'g'ri, lekin Sulaymon alayhissalomniki hikmatliroq bo'ldi. Fa fahannaha Sulaymon dedi. Bu hukmda Sulaymon alayhissalom o'zi topgani yo'q. Alloh taolada biz uni yaxshiroq tushunadigan qildik dedi. Demak, kallamizga zo'r yechim kelganda, zo'r ideya keldi emas. Uni Alloh berdi, birodarlar. O'zi bu boladan kuchli fikrlar chiqqanda o'zi bu o'zi zo'r bola. Unaqa emas. Bunda hech narsa yo'q. Buni Robbisi berdi. Ehtimol taqvosi uchun berdi, ehtimol bitta qilgan yaxshi ishi uchun berdi. Bundan hech bir tuzuq qur maslahat chiqmaydi. Demek bu zor yaşında Süleyman Aleyhisselam'ı kim o'rgatdi? Alloh taolo o'rgatdi. Yana ana shu qilingan hukmlardan ikkita ayol bitta bolani ko'tarib kelib tarashib qoldi. Xulosa holat shunday ediki, ikkita bolasi bor ayol ko'chada ketayotganda bir bo'ri hujum qildida kattasini bolasini bo'ri yeb qo'ydi. Katta bolani tortib oldi kichkina ayolning qo'lidan va qozining oldiga kelib, "Meni bolam" deb turib oldi. Davud Aleyhisselam so'radi,
Davud aleyhisselam tirligida bo'lyapti bu narsalar. Katta ayolni qo'lda bola turibdi, kichkina ayolni qo'lda hech qanaqa bir hujjati yo'q, balani kattaga hukm qilyapti. Shunda Sulaymon aleyhisselam yana odob bilan "Men hukm qilsam ruxsat berasizmi?" deb so'raydi. Qilishni olib keladi, balani qog'ozni chop ikkiga bo'lib beraman dedi. Kattasi chopaver dedi. Kichigi aytadi, "Yo'q, choppa" dedi, "Yashasin, beraver" dedi. Seniki ekan bora dedi-da, aka beradi. Hikmat egasi bo'lgan. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, shamollar bo'yinsungan, jinlar bo'yinsungan va o'malaganki jonivor Sulaymon alayhissalomga qo'shin bo'lgan. Qurt, qumusqa, qush, paranda, daranda, hayvon hamma narsa Sulaymon alayhissalomga bo'yinsungan. Bunaqa mulk hech kimga berilgan emas va berilmaydi ham. İnşallah cennetlerde borsa körer mi Süleyman Aleyhisselam buralarda? Hatta idâ atavâ ala vâdî namla qâlat namla ya eyyuhan naml udhulu masakinakum la yahtimannakum Süleymanu ve cunuduk ve hum la yaşhurun. Süleyman Aleyhisselam'a tabi bulgen koşun. Çimalılar vâdîse kegende bir çimala özünü çimalara yetti ki ey çimalılar uylaringizga kiringlar. Sulaymon va uning qo'shini sezmagan holatda sizlarga sizlarni tepalab tashlamasin. Ulamolar aytadi, mana shu chumolani shu so'zida lug'aviy balog'at bor. So'zdagi bir fasohat bor. E'tibor bering. Ya nido. Ayyuha ogohlantirishlik, tanbih. Udhulu buyruq. La yaqtimannakum qaytariq. Sulaymon xos aytayapti. Junuduhu omma aytayapti. Vohumlar yashurun. Uzr bildir keltiryapti. Bitta jumlada nido, ogohlantirish, buyruq, qaytarib, xoslash, umumlashtirish va uzr hozirlash ketyapti. Bu Qur'onda lug'aviy ijozi birodarlar. Buni tilni tushunganlar yaxshi fahmlaydi. Bu da katta lug'aviy ishlarni bir bitta xatoda jamlaganini ko'rib turibmiz. Fatarassama zohaka min qawli hawa qala robbi auzina ana shukura ni'matika allati an'amta alayya. Chimaraning so'zini eshitdi va kuldi Parvardigoro. Tabassum qilib aytdiki, seni menga bergan ne'matlaringni shukrini ado qilishga o'zing quvvat bergin. Ya'ni ne'mat qancha ko'p bo'lsa, birodarlar, shukr. Endi bizda ne'mat ko'p, ko'p emasmi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolo sizlarga bergan ne'matini agar hisob kitob qilaman desanglar, sanab oxiriga yetkaza olmaysizlar deyiladi. Jindek vaqtimiz o'tar ekan, tugatib qo'yaylik birodarlar. Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun mana shu qutqumusqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda Hudhud degan qushni yo'qligini ko'radi. Hudhud xana deydi. Nimaga yo'q deydi? Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligiga bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zda bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzri bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda Hudhud qush keladi-da, aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdorroqman" deydi. "Ahattu bima lam tuhit bihi va ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin." Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. "Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman" deyapti. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularni. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib, quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhissalom gapini eshitdi-da, "Ko'ramiz" dedi. "Ko'ramiz? Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin." Rost gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhissalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga ega bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi. Bundan ham hayron bo'ldi va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhissalom yozib bergan xatni ana shu Hudhud olib bordi va ana shu saroyga borib tashab, chekaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasini malikasi edi. Oqil ayol edi. Va aytdiki, "Qolat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim." Menga bir chiroyli bir katta maktub keldi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhissalom nima deb xat yozgan edi?
haddilerden aşmazdan, meni hükmümge boyunsunge halde, menge taslim boyun halde, mu'mun boyun halde aldımge keliler dedi. Yani, taslim boşluğu boyun doğrudan doğru çakırıgıdı. Malike maslahat kılı yaptı atrafı deyiler bilen, ne makileyi dedi. Sizlerge maslahat sormasından durup, bir iş tıkımıyım ben. Atrafı deyiler de aklı bil kistik çelimesidir. Ula çiz ki, biz özümüzü yeterlikimiz, küçük kuvvetimiz amcaydı, ne maksiz kılı orayın deyişti. İşte. Bilqis aytdi, agar oddiy podshoh bo'lsa dedi, bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xor qilib vayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman. Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, biz senga taslim bo'lmaymiz-u, ey Sulaymon, senga bo'yinsunmaymiz ham, urushmaymiz ham, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni do'stligimizni nimasi? Belgisi. Şunda Süleyman Aleyhisselam gazablanadı. Atumiddunani biman, bu pulumla beni ki önüme alıyorum ben diye yapsalar mı? Allah da menge belgen asasını körmüşsiler mi? Bu siler de yaptı. Antum bi hadiyatikum tafrahu. Siler de yaptı. Dünya matasımına hursan bola siler de yaptı. Buradalar, Süleyman Aleyhisselam mülkünü kattal gibi bilen, padişahlığını büyülüğü bilen hursan bola geneken, mumunlu gibi bilen, musulmanlı gibi bilen fakirlen geneken. O senler de yaptı, 5-6 son pul ya. Sıkmaya geçeceksen teyirin ki, o fakirlen adı genersemez bu. Ve bana şu cevabına katip egenden ki, Bilqis bu Süleyman'ın adı poşamasligi, onge taslim buluş gereliğini düşündü de, ve yine katip hadcan attı, biz taslim bugün olduğunca kit yapmızdık. O yolda keli atıp Süleyman Aleyhisselam kütüp dururken de Süleyman Aleyhisselam ana şu özünün atrafında otururken ayonları ge kim onu ana şu arşını tahtını men oldum ge o keli şekilden bunu akıl edildi. Cinlerden ifrit de gene bu arada. Men dedi. Bana şu meclisin tüge güç akıl koyma oldum ge şu tahtı dedi. Süleyman Aleyhisselam'da meclisi bondotların peşin geçip olardı. Yani 4000 mi 5000 kilometre masrafede gene asanı 4 saat 5 saat akıl koyma dedi. Yahmadı bu Süleyman Aleyhisselam. Samolyotda bo'lganingizdan yuklashi bor, tushirishi bor birodarlar. Qala ladzi indahu ilmu min al-kitab ana atika bihi qabla an yattadi ilayka tarfuk. İlmi bor dedi. Ana shuni oldir, shu ayonlarning ichida bir ilmligi bor edi. Aytdiki, ko'zingni onavo xonani oxiriga borib qaytarib olib kelguningcha taxtma shu yerda bo'ladi dedi. Haqiqatan Süleyman Aleyhisselam közünü şimdi konanın ahlı gibi katarak bir gene takdiği anda türgen dedi. İki kere o ayıp aldığı yerde. Biri de bu Cebrail'i de değil adı. İkincisi de yani şu Banu İsrail'den bir kişi var idi. Allah da olanın ismini azamını bilir idi. Yani şimdi isimler idi ki şu ismini de ortaya koyup dua kılınsa Allah elbette icabat kılar idi. Yani şu ikinci rivayet racih rah, doğru rah var idi. Bana şimdi işlerge kadir kişiler Süleyman Aleyhisselam'da kol aslıda bugün. Tasavvuf kılın yerine kanaka küçük kudret, kanaka mülk bugün bu. Lekin o kişiye emketti. İnneke meyyetun ve innehum meyyetun. Ey Muhammed Aleyhisselam sizden bugün ölersiz. Ularım öledi bugün. Arş geldi ve Süleyman Aleyhisselam aitti. Bu paralar diyorum menge birgen nimeti şükür keltiremem mi? Kafir bulamam mı? Arşını özgertirip o işlikke buyurdu. Bu yerden gavharını aldı olmasını, bu yerden brilliantını aldı onlarını özgertirdi de özgertiriş kirtip koyup durup hani ne makalarken düşünemekin. Bilqis girgen de seni takdim ananda kalmadı dedi. Ettik Bilqis okulayı aladı. Ha dese özgertirilgen. Yok dese arşını aynı özü. Zor gaptay dedi. Kenna hu hu dedi. Huttu özü ya da koydu. Yani bu gapta özü de hayem döken cevap var. Yani okulaydı. Huttu özü ya da koydu. Süleyman Aleyhisselam'a Bilqis taslim oldu, lakin iman keltirdi. Hala kalbi yumuşamadı. Şunda Süleyman Aleyhisselam onge bir insan balasını koludan kemirgen bir möcüzeni kürsatmak gibi oldu. Bir kasır getirebe vardı. Bu kasır şişeden boyandı bu adamlar. Hazır tasarruf olabilir mi? Şişeden boyan kasırdı. Bu kasırda cinler yasa genelde. Ve pola cinmanı kasırdı. Yumuşak bir şişeden idi ki rengi yoktu, akslenmezdi. Basken de yumuşak idi, lakin körülmezdi varlığı. Onun aslından su akızı koygandı Süleyman Aleyhisselam. Kasırga yapıp girip kir dedi kasırga.
Şunda su qanday qilib kelaman dedi de etagini ko'tarib ozgina qadam bosmoqchi bo'lib etagini ko'tarib shunday bosganda to'xtab qoldi. Aytdiki bu shisha dedi. Bu qovarir dedi. Qila laha udkhul qila laha qila ladkhul udkhili as-sarqa falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafatan saqayha qala innahu sarqun mamarradun min qovarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisni qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligi iymon keltirdi. Qolat Robbi inni zolamtu nafsi va aslamtu ma Sulaymana li robbil alamin. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qilgan quyoshga sig'inib yurib, albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhisalom Bilqisga uylangan deb aytilmadi. Sulaymon alayhisalom qilgan ulkan ishlaridan Masjidil Aqsoni qurgan. Bugün bir 5-10 min dakika ötüyor iken buradalar. Az yine sabrı kutlasılar. O kişinin kıyan ülken işlerinden bu ana şu Masjid-ül Aksa'nı kurganligi. Mene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşkanı da en birinci yeryüzüde kurulgen Masjid Kaysi degende Masjid-ül Haram dedi. Sahih hadisteki gen. Rasulullah'tan ondan keyinci de soruşkanı da Masjid-ül Aksa dedi. Bu ikkala masjidin ortasida qancha yil o'tgan deganda 40 yil deb aytdi. Demek Masjidul Haramni Masjidul Haramni qurishgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin Masjidul Aqsoni Yaqub alayhissalom Baytul Maqdisga qurgan bo'ladi. Buxtun Nasr degan ana shu Amaliqlarning podshohsi Baytul Maqdisni egallaganda bu masjidni buzib tashlagan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Baytul Maqdisga o'zi bir podshoh bo'lgandan keyin bu qasrni tikkalagan. Va o'zini haykalini ham yasatib qo'ygan shu yerga. Yahudiler hali mana shu Sulaymon alayhissalomni mana shu haykalni istashadi. Lekin bittaki bu qasr, bu katta haykal masjidni oldida bo'lgandan keyin atrofida bo'ladi u. Baytul Masjid, Baytul Maqdisda atrofida, Masjidul Aqsoni atrofida bo'ladi bu haykal. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Masjidul Haromda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan savobdan 100 ming barobar savobi ko'p. Meni masjidda o'qilgan savob 1000 barobar savobi ko'p. Masjidul Aqsoda o'qilgan namoz 500 barobar boshqa masjidlardan savobi ko'p dedi. Sulaymon alayhissalom Alloh taolodan 3 ta narsani so'radi dedi Rasululloh hadislarida. Shundan 2 tasini Alloh unga berdi, 3-uncisi bizga nasib qilishligini so'raymiz Allohdan dedi. Nimani so'radi? Alloh taoloning hukmidek adolona hukm qilishlikka tavfiq so'radi. Alloh berdi. Sulaymon alayhissalomning hukmi adil bo'ldi. Sulaymon alayhissalom hech kimga berilmagan mulk so'radi. Alloh taolo u mulkni berdi. Va uchinchi so'radi, masjidni qurib olib duo qildiki, Parvardigor dedi. Kim uyidan niyati faqat Masjidul Aqsoda namoz o'qiyman degan niyat bilan chiqsa, faqat shu niyat bilan va kelib namoz o'qsa, onasidan tug'ilganda gunohlardan toza bo'lishligini so'radi. Biz Allohdan so'raylik birodarlar. Masjidul Aqsoda borib 2 rakat namoz o'qigan odamning gunohlari xuddi onasidan pok bo'lgan kundagidek pokiza bo'ladi. Sulaymon alayhissalom 52 yoshda vafot etdi. Birodarlar, har qancha inson uzoq yashamasin, har qancha kambag'al, kasal, sog' boy bo'lmasin, baribir kun o'ladi. Sulaymon alayhissalom ham o'ldi. Shuncha mulk egasi bo'lgan Sulaymon alayhissalom o'ldi. Lekin bu o'limini Alloh taolo insonlarga ibrat qildi. Sulaymon alayhissalom jinlarni aytdik, mana hamma ishlarni ishlatardi. Xususan ana shu shaharda tashqarisida bo'lgan karyer deymiz biz mana katta tog' tog'da o'yishlik, toshda yo'nishlik bo'lgan ishlarni ishlatardi-da, Sulaymon alayhissalom vaqti-vaqti bilan chiqib ularni kuzatib turardi. O'zi ular yalqonlik qila olmas edi qo'rqqanidan. Lekin Sulaymon alayhissalom ustida turganda tinimsiz ishlashar edi. Ana shu kunlarning birida Sulaymon alayhissalom kuzatib o'tirdi. Bir kun o'tirdi, ikki kun o'tirdi. Jinlar tinimsiz ishlashdi. Dam olmasdan ishlashdi. Sulaymon alayhissalom qo'liga taxtani oldi, yog'ochni oldi, asoni ikki qo'lini kaftini ostiga qo'ydida, jag'ini shunday qilgan holda kuzatib turdi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Ko'zi ochiq holatda qoldi. Jinlar hayron. O'tirmayapti, turmayapti, dam olmayapti, uxlamayapti, yemayapti, ichmayapti, faqat kuzatib turibdi. Lekin birortasi nima bo'ldi-kin deb kelgani jur'at qila olmadi. Bir yil turgan ekan birodarlar. O'sha paytdagi odamlar jinlar g'aybni biladi degan botil e'tiqodlar qalbiga kirib qolgandi. Hozir ba'zi odamlarda bor bo'lgandaqa. G'aybni birodarlar hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib beryaptimi? Baxshi u. Men Qur'onni oldiga ochib olgan bo'lsa ham, bizga Xudo berdi deyotgan bo'lsa ham. G'aybni hech kim bilmaydi. Jinlar g'aybni biladigan e'tiqoddagi odamlar ba'zilari. Uchinchi Alloh taolo ularga dars bo'lishi uchun bir yil tikka turdi Sulaymon alayhissalom.
Ondan keyingi o'rinbosar yoki vazir kelib qarasa Sulaymon alayhissalom vafot etibdi. Ko'zi ochiq turibdi. O'libdi deb e'lon qilsa jinlar haddidan oshib ketadi. İş to'xtatib qo'ymasin deb quloqiga xuddi tirik odamga gapirgandek quloqiga pichir-pichir qilib qo'yib ketaverdi. Kunda bir mahal. Bir yil turdi. Agar jinlar g'ayibni bilganida bunaqa xor mehnatda turishgan bo'lmasin. Falamma qadayna alayhil maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Alloh taolo o'zi xohlamaganda turaverar edi, lekin ana shu yog'ochni yeydigan bir qurtni, bir hayvonni jo'natdi Alloh taolo. Asoni yedi, aso zaiflashdi, sindi, inemus Sulaymon alayhissalom yiqildi. Shundan keyin falamma harra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal g'oyib ma labithu fil azabil muhin. Agar jinlar g'ayibni bilganida bunday xor qiluvchi mehnatda qolmagan bo'lardi dedi. Bundan biz bilamizki jinlar ham Alloh taolaning bir zaif mahluqotlari. Ular ham siz bilan bizga o'xshagan bir banda, g'ayibni bilmaydi ular. Bu qissani xulosalaydigan bo'lsak, birodarlar, Sulaymon alayhissalomga berilgan mulk, Sulaymon alayhissalomga berilgan quvvat, davlat hech kimga berilgan emas. Lekin bularda bari yerni betida qoldi. Sulaymon alayhissalom to'satdan vafot etib ketganda. Siz bilan bizga Alloh taolo berganicha qo'limizda bu dunyo matosi bor. Biz ham to'satdan o'lim kelganda ketib qolamiz, qolgan hammasi qolib ketadi qo'limizda. Aytmoqchi bo'lganim, birodarlar, masjidimizni qurilishi ketyapti. Bu albatta ko'pchilik kuchi bilan bo'lyapti. Bitta ikkita kishini bu narsaga kuchi yetmaydi. Mana shu xayriyatga sizlardan bir sherik bo'lishingizni xohlaymiz, birodarlar. Addallohu alal xayri kafolihi deyiladi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikni qilganlar qatorida savob olaveradi deydi. Hasan Basri aytadilar, xurlarni jannatda beriladigan xurlarning mahri bu masjidlarni supurib tozalashlik va masjidni obod qilishlik deb aytgan ekan. Birodarlar, masjidga qo'limizdan kelgan yordam qilgan paytda xurlarni mahrini ado qiling deb qo'yaveraylik birodarlar. Anasi nima olayotadi? Qaysi bir kishi Allohning bir uyiga masjidga bitta sham yoqib qo'ysa, shu sham tugaguncha Allohning arshini ko'tarib turadigan hamalatur arsh farishtalari gunohlarni kechirishini Alloh taolodan so'rab turadi. Sog'ligida bir so'm sadaqa qilgan bo'lsa bir inson, o'layotganda 1000 dollar sadaqa qilgandan afzal bo'ladi. Chunki o'layotganda qolib ketyapti-da, kerak bo'lmay qolganda sarf qilgan pul bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan paytdagi bir so'mda farqi bo'ladi, birodarlar. Endi yana chiqim haqida gapirilyaptimi degan xayr o'tayotgan bo'lsa, birodarlar, bir mu'min 70 ta shaytonni bo'ynini sindirmasdan turib bitta so'mda Alloh yo'lida sadaqa qila olmas ekan. 70 ta, birodarlar. O'sha 5 so'mni tashaganingizni ayting, 70 ta shaytonni bo'ynini sindirdim deb. Chunki Alloh taolo nima va'da qilyapti? Mana nima deyapti? Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha va Alloh ya'idukum mag'firatan va minhu fazla. Shayton deyapti, berma deydi. Gunohga buyuradi va kambag'al bo'lib qolasan deb qo'rqitadi deydi. Alloh nima deyapti? Gunohingni kechiraman va ko'paytirib beraman deyapti. Qaysinisini olyapmiz biz? Qaysinisini olamiz akalar? Berma, ozayib qoladi deyapti. Alloh aytibdi, ber, gunohingni kechiraman, ko'paytirib beraman orqasidan deyapti. Birodarlar, biz bermayotganda biz o'zimizdan qizg'anyapmiz. Biz o'zimizga so'ramayapmiz, birodarlar, cho'ntagimizga, qonimizga so'ramayapmiz. O'zingizlar uchun so'rayapmiz o'zingizlardan. O'zingizlarga sarqilinglar oxiratingizga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'y so'yib kelib, yoshi qo'y so'yib tarqatib turib kelib so'rayapti. O'zimizga biror narsa qoldimi desa, ha Rasululloh, bitta qo'li o'zimizga qoldi deganda Rasululloh, ha istikana shu bitta qo'li o'zimizga tegmayapti-da degan ekan. Ya'ni berib yuborganimiz biziki ekan, qolgani bizga bo'lmadi deyapti, javob beramiz deyapti. Chaniyotganing gumon, yutganing o'zingizniki, unaqa emas birodarlar. Yutganingiz gumon, chaynayotganingiz aniq sizniki emas. Chunki yutganingiz hazm bo'lmaguncha sizniki emas. Og'zingizdagi chiqib ketishligi bir pastlik narsa. Birodarlar, cho'ntagimizdagi bizniki emas. Oxiratga o'tkazganimiz bizniki. Kim bir so'm sadaqa qilib millionta savob olsa, bitta odam million sadaqa qilib turib bitta savob oladi. Bu imkoniyatiga qaraydi. Biz Allohning uyini obod qilishlikka sizlarni sheriklikka chaqiryapmiz xolos.
Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davrında Kabe'ye asılıp olup, ey Allah şu Kabe'ni hürmetinden beni günahımı keçirgen degende Peygamberimiz özünün hürmetini ötü koyup soru olur. Seni hürmetin Kabe'ni hürmetinden Allah'ın huzurunda balatırak degende ya Resulullah beni katta günahım var da deydi. Hani ne günahım var? Men nahata boyman. Namazıya mı okuyman, rozaniye mi tutaman, boyman, şu bura menden bir çiçe bir nesil sorasa yüzümden ot çıkıp getirdi deydi. Yine çıkından gapir yaptığımı dediğimiz o içimizde. Bu yeniken, degen de Peygamberimiz etkeneken, eğer şu sıfatını yok kılmasından min yıl namaz okusun hem kabul bu muydu? Bunun insanı bakırlık, mümsilik, küfürden, küfür cehennemden, sahilik, imandan, iman cennetten ligine dedi. Bitti hurmadı, hurmadı yarım tersen sadaka kılıp bozuyam, cehennemden özgülerdi, sakılavarıyla degen Peygamberimiz. Subhanallah. Cennet-i Eşiyye buradalar yazıp koyulgen eken, üç katar yazıyor, rivayetlerdekilerde. Köprü anasını yapılışı kereye gidiyor, bugün vaktimiz yetmedi, subhanallah. Allah'a da takdiri buyum. Birinci katar yazıyor şunu eken ki, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şu kelimiz varlık için durup siz cennette aldı inşallah. İkinci katar yazıyor, Ümmetun muznibetun ve Rabbun gafur. Günahkar ümmet, lakin keçir uçu buyum, parvardigar. Üçüncü katarı, Vecedna ma'amilna, Rabihna ma'kadimna, ve hasirna ma halafna. Üçüncü katarda yazılı itibar verin. Amal kıgenlerimizi taptı diyaptı. Öşe turgenler. Ötküzgenlerimizi yuttu diyaptı. Kaldırgenimizi yutküzüp biz diyaptı. Buradalar kaldırgenimizi yutküzemiz, ötküzgenimiz biziki. Özümüzge rahmımız kesin, özümüzü ahiratımızı sarpıyoruz burada. Ben şu maçta kuluşuge, kim korudan ki gençe, hıssasını koysun burada. Ben şu eşikten yaşıyla kop koruyen, kim gışap ki veriyordu, bana aile hükümetli bir kança gışlardı verdi. Bana koşunlarımız su veriyordu, svet veriyordu. Her kim korudan ki gençe buradalar. Yani katil etemiz, biz özümüzge soruma yapız. Ben şu Allah'ın düğünü abat kılıçdikçe, hurlardı mahrege soru yapız buradalar. Allah subhanahu wa ta'ala işke mavizelerge hamamızı yanakçı nasip edemezsin.